Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar size hikayemi anlatmak istedim. Ben Melis 23 yaşında 167 boyunca iri dik göğüslü geniş kalçalı bedenlere sahip biriyim. Kocam ile yaklaşık 2 senedir evliyiz ve daha evliliğimizin 4. ayından sonra kocam baya değişti. Ben kapalıydım o zamanlar fakat kocam açılmamı istiyordu. Bana sürekli üstü kapalı laflar söylüyor, istersen açıl serbestsin diyordu. Ben de normal olarak hayır diyordum. Kocam her aldığım elbiseyi denediğimde bol derdi dar elbise al derdi. Ben dar elbiseler almadığım için artık kocam bana elbise almaya başladı. Aldığı elbiseleri giydiğimde elbiseler yapışıyordu, tüm vücut hatlarım ortaya çıkıyordu. Kocamın aldığı dar elbiseler ile dışarıya çıktığımda çok dikkat çekiyordum. Çoğu erkek bana bakıyordu, bana asılıyorlardı, laf atıyorlardı. Eve gittiğimde kocama aldığın elbiseleri giydim erkekler bana baktı diye anlatım. Kocama bunları söyledim kocam hiç rahatsız olmadı. Aksine bana bakıyorlar dediğimde tabi bakacaklar taş gibi kadınsın dedi. Sen de onlara baktın mı onları yatakta ister misin dedi. Ben de hayır dedim ters dedim senden başkasıyla olsam kıskanmaz mısın dedim. Yok niye kıskanayım deyince şok oldum. Bu arada kocamın ismi Melih. Kocam sürekli bana böyle şeyler demeye başladı ve hep kavga ediyorduk ama bunları diye diye bilinçaltıma yerleştirdi. Bir süre sonra artık kapanmakta bana zor geliyordu. Vücudum güzel olduğu için çok ilgi görüyordum hoşuma da gidiyordu açıkçası. Bir gün kocama ben açılmaya karar verdim deyince nasıl sevindi anlatamam. Kocam resmen beni tesettürden soğuttu ve artık açık giyiyordum. Dar elbiselerde vücut kıvrımlarımı gören dönüp bir daha bakıyordu sayısız teklifler aldım. Bu teklifleri kocama anlatıyordum. Beni isteyen erkekleri bana sulananları bunları duymak kocamın çok hoşuna gidiyordu. Kocam bir gün arkadaşı Burak ile gelmişti, eve beyaz taytımla, beyaz tişörtümle evde oturuyorum. Buran hoşuna gitmişti galiba ki gözlerini her fırsatta vücuduma yönlendiriyordu. Burak da boylu poslu dalyan gibi erkekti. Baya hoşuma gitmişti ilk defa kocamdan hariç birine karşı böyle düşünmüştüm ama ne yapayım suç kocamın o beni böyle yaptı. Neyse o gece Burak gittikten sonra kocamla yatakta konuşuyorduk arkadaşın beni yiyecek gibi bakıyordu dedim. O da sen yenilmez misin? O elbiseler ile önünde dolanırsan tabi bakar dedi. Rahatsız olmadın mı dedim son defa o da hayır ben karımın güzelliklerine bakılmasını çok hoş buluyorum dedi. Dayanamadım kocama tam bir gavatsın beni senin önünde yapsalar sen bir şey demezsin dedim. Birden atladı üstüme zevke geldi bu lafları duyunca. Ama fark ettim ki ben de iyice kocamın istediği tarz kadın oluyordum. Artık birilerine kendimi sergilemek istiyordum. İçimden resmen canavar çıkmıştı. Kocamla artık sohbetlerimiz çok serbestti, her şeyi konuşuyorduk. Bir gün kocam ile yatakta konuşurken, "Kocama gerçekten beni başka erkekler yapmamı istiyor musun?" dedim. Hocam evet dedi. Ben Burak'ı istiyorum dedim. Hocam birden gözleri açıldı ciddi mi dedi. Evet dedim çok yakışıklı onu istiyorum dedim. Beni sen böyle yaptın dedim kocamın çok hoşuna gitmişti. Hocam ertesi gün işe gitti ve televizyon bozuk olduğu için eve Burak'ı yolladı. Burak eve geldiğinde yalnızdım pijama ve atletle duruyordum altında tanga vardı sutyen yoktu artık çok rahat giyiniyordum. Yürürken geniş kalçalarım pijamada sağ sola sallanırdı. Burak içeri geldiğinde televizyona bakarken ben de ona bir şeyler getiriyordum. Her eğildiğimde her yerim meydana çıkıyordu. Burak'ın hoşuna gitmiş olmalı ki bana gizli gizli kaçamak bakışlar atıyordu. Televizyona baktı yapamadı otur yapayım iç dedim. Oturduk kahveleri getirdim ona vermek için eğildiğimde Burak göğüslerime bakıyordu. Burak iyice delirmişti. Onu delirtmek için yaptıklarım onu bu hale getirmişti. Daha sohbet ederken konu konuyu açtı. Burak çok iyi masaj yaparım dedi. Masaj kursuna gittim, eğitim aldım dedi. Ben de gülerek masajın kursu mu varmış dedim. Ay bana da masaj yapsan ne güzel olur dedim. İstersen yapayım dedi. Artık anlamıştım artık bu iş ilerlemişti kabul ettim ve uzandım yüzüstü Burak masaja başladı. Öyle güzel masaj yapıyordu ki ateş bastı üstü çıkarayım altı çıkarayım derken bir baktım her şeyim ortada sadece don ve sutyen kalmış. Burak taş gibi kalça var sende dedi. Ben de ister misin dediğimde. Burak da. Sen zaten dünden vermeye razısın deyince iyice heyecanlandım. Brown dediği gibi ben dünden razıydım Burak'ta şu an tam kıvama gelmişti ondan sonra olanlar oldu. Biz yapmaya devam ederken evin giriş kapısı açıldı. Gelen kocamdı. Hiç bozuntuya vermedik devam ettik kocam hiçbir şey demedi. Oturdu karşımıza bizi izlemeye devam etti. Kocam sonunda başarmıştı karısını istediği tarzda bir kadına çevirmişti. Hocam o gece hiç bana dokunmadı gece boyunca benle Burak'ı izledi. Yapan bıraktı ama zevki daha çok kocam alıyordu. Hoşçakalın.